Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye ile ilgili düzenlediği oturumda konuşan Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi, toplantının geçtiğimiz hafta ABD'nin Rusya ile Cenevre'de 9 Eylül tarihinde ulaştığı anlaşmanın sonucunda görülen olumlu göstergelerle çelişen dengesizliklere tanık olunduğuna dikkat çekti. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi, Suriye'ye yapılan saldırıların 5 yılı aşkın süredir Suriye ve halkına karşı teröristler aracılığıyla ve vekaletiyle yürütülen savaşın direkt savaşa dönüşmesi anlamına geldiğini vurguladı. Dengesizliklerin ABD'nin uluslararası koalisyon tarafından desteklenen silahlı terör gruplarına Cenevre'de imzalamış olduğu anlaşma maddelerini uygulamaya zorlama iradesi göstermemesinden sebeplendiğini ifade eden Caferi, uluslararası toplumun Deir ez-Zor'da uluslararası koalisyonun Suriye Arap Ordusu mevkilerini hedef alan saldırılarını kınamaktan aciz kaldığını ifade etti. Caferi, koalisyonun her şeyden önce Güvenlik Konseyi'nin kararı olmadan ve uluslararası meşruluktan uzak bir şekilde oluşturulduğunu hatırlatarak, bundan da önemlisinin ilgili asıl taraf olan Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti ile herhangi bir koordinasyon ya da istişarede bulunmadığını vurguladı. Caferi, bu durumun daha öncesinde kurulmuş Irak, Libya ve Yemen'de felaketten başka hiçbir sonuç getirmeyen diğer yıkıcı koalisyonları hatırlattığını beyan etti. Caferi, ABD yönetimi 2 yıl önce ülkeme tek taraflı havadan askeri müdahale kararı aldığında ABD'li yetkililer Washington'un Suriye ordusunu ve yaşamsal kuruluşları değil sadece IŞİD terör örgütü mevkilerini hedef alacağını aktarmışlardı. Bu söylemler bana ABD'nin daimi Birleşmiş Milletler temsilcisi tarafından ABD hükümeti adına aktarılmıştı. Ancak aradan 2 yıl geçtikten sonra bugün ABD'li yetkililer bu söylemlerini ve vaatlerini unuttular. ABD uçakları Suriye ordusu mevkilerini ve yaşamsal kurumlarını hedef almaya ve ABD askerleri Suriye toprakları üzerinde yayılmaya başladı şeklinde konuştu. Caferi konuşmasının devamında Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Caferi, Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Suriye'de operasyon başlatmasının Birleşmiş Milletler misakı ve uluslararası kanunlar nezdinde Suriye'ye karşı bir suç teşkil ettiğini ifade etti. Suriye hükümetinin yaşanmakta olan krizin siyasi bir çözümle noktalanması amacıyla Suriyeliler arasında diyalog görüşmelerinin yeniden başlamasına hazır olduğunu bir kez daha vurgulayan Caferi, ancak Suriyelilerin kendi geleceklerini herhangi bir dış müdahaleye maruz kalmadan belirleme haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.